Dinler Arası Diyalog Tuzağı, kitabı, Hristiyan alemi, özellikle İngilizler, 18. asırdan itibaren İslam alemine karşı uyguladıkları planları gözden geçirmeye başladı. Çünkü asırlardır uyguladıkları yıkma amaçlı planlar istenilen neticeyi vermemişti. O güne kadar uyguladıkları taktik, güç kullanarak zorla hedefe varmaya yönelikti. Artık bundan vazgeçmenin zamanı gelmişti. Çünkü bu yolla, Müslümanlara zarar veremedikleri gibi, aksine güce karşı güç oluşturup blok halinde karşılarına çıkma hareketleri başlamıştı. Yaptıkları araştırmalar neticesinde, bu birliği sağlamada, en büyük etkenin, halkın şeksiz şüphesiz inandığı, itimat ettiği İslam alimleri ve eserleri olduğunu gördüler. İslam alimleri ve eserleri, halkın gözünden düşürüldüğü takdirde kalenin surlarının yıkılmış olacağını, böylece içeri sızmanın çok kolay olacağını anladılar. Bir şeyi yapmak için de yıkmak için de o şeyi iyi bilmek gerekir. Bu prensip gereği, İslamiyet'i en ince teferruatına kadar bilen binlerce casus yetiştirdiler. İslam alemine dağılan bu Müslüman, hatta alim kılıklı ajanlar, Müslümanların inancını hassas noktalardan karıştırmaya başladılar. İngiliz entelijans servisi elemanlarından Hemphir hatıratında, 1730 İslam ülkelerinde 5000 elemanlarının bulunduğunu yazmaktadır. Bu faaliyetlerin amacı ileride yapılacak misyonerlik faaliyetlerine bir zemin hazırlamaktı. Çünkü, sağlam bir inancı olan Müslümanın, Hristiyan olması mümkün değildi. İnancı bozularak, boşlukta kalan kimseler ancak buna ilgi duyardı. Çeşitli sinsi faaliyetlerle, İslam alimleri ve kıymetli eserleri gözden düşürülüp, halk doğrudan, hadislere ve Kur'an-ı Kerim'e yönlendirilince, acemi kaptanların elinde kalan rotasını kaybeden gemi gibi, İslam dünyası da alabora oldu. Bu safhada, elde ettikleri İslam alimi bilinen kimseleri hemen devreye sokup, gemiyi kurtarmak gerekçesiyle, İslam'da reform projelerini ortaya attılar. Aslında bu proje, gemiyi rotasına sokmak için değil, iyice rotadan çıkarmak gayesine yönelikti. Reform faaliyetleriyle gerçek İslam'dan uzaklaştırılıp, İslam adı altında İslam'la ilgisi olmayan inançlara itildi. Bunun için de, toplumlarda inanç boşluğu oluştu. Maksat da buydu zaten. Bunun ardından 19. yüzyılda, misyonerlik faaliyetlerine ağırlık verildi. Hemen bunun arkasından da, misyonerliğe takviye için, dinler arası diyalog ve hoşgörü projesi devreye sokuldu. Bu proje ile İslamiyet'in içi boşaltılıp, emir ve yasağı olmayan felsefi bir sistem haline getirmekti gayeleri. Bu, sondan bir önceki safhaydı. Bundan sonrası, Hristiyanlaştırma projesidir. İşte biz bu kitabımızla, sondan bir önceki, dinler arası diyalog ve hoşgörü projesini, bütün yönleriyle projenin mimarlarının ağzından ve çeşitli yorumlarla sizlere sunuyoruz. Yıldız 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 yukarıdaki yazı, yeni çıkan, vesikalara dayalı, Dinler Arası Diyalog Tuzağı ve Dinde Reform kitabının, Mehmet Oruç Arı Sanat Yayın Evi, ön sözünden alınmıştır. Bana göre, İslam tarihi boyunca, Müslümanların karşılaştığı en büyük tehlike budur. Çünkü Vatikan bu yıkım planını çok sinsi bir şekilde yürütmekte ve de İslam'ın aslı, temeli hedef alınmaktadır. Hristiyan alemi bu defa tarihi İslam düşmanlığını, dostluk, hoşgörü, diyalog maskesi altında yürütmektedir. Çok kimse bunun farkında değildir. Farkında olmadıkları için de bazıları projeye destek veriyor. Sinsi oyunun farkında olan bir Müslümanın buna destek vermesi zaten söz konusu olamaz. Böylesine önemli, geleceğimizle ilgili bir konuda, Vatikan'ın, Papalığın İslam'ı yok edip Müslümanları Hristiyanlaştırmada, nasıl bir yol takip ettiğini kendi ağızlarından bu kitaptan öğrenip buna göre tedbir almamız şarttır. Bu kitabı muhakkak okuyup okutmalıyız. Kitapçılardan veya 0212-520-4151'den temin edilebilir. Kaynak: 3 Ekim 2003 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Mehmet Oruç.